Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır size sağlıkla ilgili bir video çekmiyorum. Daha doğrusu çekmem gerekmiyordu. Ee, umarım böyle videolar çok çekmek zorunda kalmayız. Çünkü hem siz hem biz kötü bir şey olduğu için ben bu videoları çekiyorum. Siz de kötü bir durumda kaldığınız için bu videoları izliyorsunuz. Şu anki tek amacım size bir nebze de olsa yardımcı olabilmek. Başlıktan da anlayacağınız üzere Kuşlarda iç parazit. Sultan papağan olsun. Muhabbet kuşu olsun. Gene hastalıklar peşimizi bırakmadı. Zaten bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar Elvis'i tanıyorsunuzdur. Ee, Elvis'i şu an alalı 3. 4. günü. Ee, Probiyotin biraz faydası oldu arkadaşlar. Ee, dışkısı çok berbat haldeydi. Şimdi birazdan size onu göstereceğim iç parazitteki dışkının nasıl olduğu hakkında en azından bir fikir sahibi olursunuz. Çünkü daha önceki Nil verme iç parazit videomda size çok detaylı bir şekilde anlatamamıştım bunu. Çünkü orada ilacı önlem amaçlı kullanmıştım. Çok büyük bir sıkıntı yoktu ama burada çok büyük bir sıkıntı var. Şöyle ben bunu çok bilindik bir üreticiden büyük bir kü aldım. büyük kümeslerde arkadaşlar ne kadar uğraşırsanız uğraşın bir şekilde bu tarz hastalıklar oluyor. Burada üretici kesinlikle onun bir suçu olduğunu söylemiyorum. Ben zaten hasta olduğunu gördüm. Kendisi de zaten sağ olsun bana bu kuşta hani ufak tefek bir kırgınlık, bir halsizlik var dedi. Sadece beklediğimden bir tık daha fazla hastayım. Şöyle söyleyeyim ben sıradan bir kırgınlık zannediyordum. Yani olaya şöyle bakmak gerekiyor. Hiç bilmeyen, bu konuda tecrübesi olmayan biri alıp bu kuşu öldürebilirdi. Ve iyi ki bu kuşu almışım. Gerçekten ilk günden o kadar seviyor ki beni. Anlatamam yani. Hani ben daha önce çok kuş besledim ama Şşş. bu kadar büyük çaplı bir sevgiyle. sevgiyle karşılaşmadım. Ben odadan çıkınca çığlık çığlığa bağırıyor falan. Neyse bunu Sultan Papağan'ın videomda zaten izlemiş olmanız gerekiyor. Şimdi gelelim konumuza. Konumuz arkadaşlar kuşlarda iç parazit. Kuşlarda iç parazit. Ne demek arkadaşlar nasıl dış parazitler varsa içine de bakteriyel e, kursağında işte e, diğer iç organlarında bakteriyel e, organizmalar çoğaldığında bunlar zaten her zaman kuşlarımızın bünyesinde var. Fakat bağışıklığı soğuktan olur kırgınlıktan olur ufak süre düştüğünde bunlar kuşumuza ele geçiriyor. Bunun belirtileri nelerdir? en büyük belirtisinden bahsediyorum size dışkı birazdan o iğrenç dışkıyı size göstereceğim ee, diğer belirtileri çok spesifik değil kabarık durma e, hal ve hareketlerde düşüş size neler yapabileceğinizden bahsedeceğim parmaklarımı şıklatıyorum arkadaşlar ve eski günlerdeki gibi kuşlarınızı kurtarmaya geri geldim şimdi şu ızgarayı bir çekelim nasıl bir dışkıdan bahsettiğimi zaten şu an çok net bir şekilde anlıyor lazım bakın Gördünüz mü? Daha önce size bunu gösterme fırsatım olmamıştı. Birinci belirti dışkı. Kağıdın etrafında bakın bir e, ıslanmış, kağıt emmiş onu. Yayılmış yani çok ciddi bir ishal. Ve böyle, böyle kıl kurdu gibi. Ya bazı insanlar hatta e, iç parazitle ilgili şöyle şeyler söylüyor. Yani gerçekten dışkıdaki hareketlerin şeyleri gördüklerini söylüyorlar. Bu tabii bir mikroskop ortamında olacağını tahmin ediyorum. Ufak tefek göz yanılmaları olabilir ama gerçekten e, bizdeki tenya gibi büyük e, a, Evet arkadaşımız çok heyecanlandı aşağıdaki. O çok bayağıdır videoya çıkmıyor. Bu arada e, ikisine de bu kürü uygulayacağım. Neden? Yani bu arkadaş hasta olsa da olmasa da bulunduğu ortamdan bir dışkıya temasından o da hasta olacak arkadaşlar. O yüzden bu kürü uyguluyoruz. Bu kür biraz ağır bir kür. Açık konuşmam gerekirse. Çünkü e, antibakteriyel bir şey yapacağız. Yani bu direkt hani öyle rekalina gibi önlem amaçlı veya hafif hastalıklarda kullanılmıyor arkadaşlar. Bu direkt sek veteriner ilacı yani. E, size şimdi e, daha önce Nilverm'den bahsetmiştim. Bugün Nilverm'i ııı e, ek, ekürü diyebileceğimiz yani dengi diyebileceğimiz Nilax'tan bahsedeceğim. Şöyle kutusunu elime alayım. Görmek isteyen arkadaşlar için şu fiyatı bu arada 30 liraya aldım daha dün. Fiyatı gayet uygun. Şurada 27 yazıyor ama ben 30 liraya aldım. Okumak isteyen arkadaşlar için e, bu şekilde çekmiş oldum. Şimdi size biraz Nilax'tan bahsedeyim. Bu hastalığı söylediğim gibi en büyük teşhisi dışkılardan konuluyor. i̇ç mantarlar, iç para, iç mantar, dedim, kusura bakmayın. İç parazitlere örnek vermek gerekirse E. coli, salmonella bu tarz hastalıklarda iç parazit grubuna giriyor. Bunlar çok böyle dallanıyor budaktan işte yeşil olunca şöyle oluyor, beyaz olunca şöyle oluyor. Ya e ben de şu an bu şekil. Ben genel bir iç parazit türü uygulayacağım. Spesifik bir hastalığa değil. Sultan papağanları gerçekten bu arada ilk kez besliyorum. Güçlü hayvanlarmış arkadaşlar. Ben bu kadar ağır derecede olup, bu kadar hareketli sevgi dolu bir hayvan görmemiştim. Şimdi bu Nilax'ı nereden alabiliriz? Bu ilacı kesinlikle ve kesinlikle eczanelerden bulamazsınız. Veterinerlerden veya veteriner eczan depolarından bulabilirsiniz. Ben Ankara'da bir tane veteriner eczan deposundan aldım. Ee, ilgilenen arkadaşlara da adresini merak ederlerse özelden bassınlar paylaşayım. Şimdi Nilaks'ın kutusunun üstünde de yazdığı gibi oral çözelti tozu demiş oral çözelti tozu demek Bunu mamaya yeme ve benzeri şeylere dökemiyoruz arkadaşlar bu sadece Hayvanın su ile alması gereken bir ilaç ee, Suyuna katacağız birazdan oranlarını da paylaşacağım size. Bunu tedavi ve önlem amaçlı iki şekilde kullanabiliyoruz kür şeklinde ama önlem amaçlı benim kullanmayı düşüncem yok. Sebebine gelirsek de ben şu an üretim yapmıyorum. Hobi amaçlı bir tane sultan papağanım, bir tane muhabbet kuşum, bir tane tavşanım var. Tavşanım bu konuyla pek ilgisi yok. Yani iki kuş için çok öyle bir hastalık durumu olmayacağı için ben önlem amaçlı ilaç kullanmayı düşünmüyorum. Onun yerine bağışıklık sistemini yükseltici vitamin, probiyotik işte nasıl desem karaciğer koruyucu bu tarz ürünlerle bağışıklığı yüksek tutmaya çalışıyorum o, o olabildiğince. Şimdi e, diğer bir konuda nil bulamadınız. Ya ola ki büyük bir şehirde yaşamıyor olabilirsiniz. E, kuşlardan anlayan veterinerler olmayabilir. Girdiniz veteriner ilaç deposuna. Nil yok. Nil vermi yok. Bakın ben nil aksi nasıl aldığımı da burada size ipucunu vereceğim. Etken maddeler üzerinde çalışın. Nil vermi yazın abi Google'a ne çıktı içinde Levamizol hidroklorik HCl diye yazılıyor. Levamizol HCl'den baktınız arkadaşlar hangi ilaçlarda var ya da veterinere sorun o kadar da biliyordun yani. Veterinere sordunuz. Size emsallerini söyleyebilir. İçinde zaten etken maddeleri yazıyor. Bu nillerindeki olan etken maddelerle birebir aynı bakın Levamizol HCl hidroklorür. Şimdi Levamizol H hidrokurulü ilacınızı aldınız. Ben Nilax'tan örnek veriyorum. Bunu ne yapacağız? Bu ilaç için ve nil Nilverm için 1 litre suya 1 gram şeklinde kullanabilirsiniz. Ama belki çok istisnalar olabilir. Siz tekrar söylüyorum videoda. Bir veterinere danışın. Her zaman veterinerler bu işin uzmanıdır. Yani sonuçta kaç sene emek veriyor. Ben şimdi kafama göre bir şey söylemiş olmayayım. Siz veterinere danışın. Son çare olarak benim videomdaki tedaviyi uygulayabilirsiniz. Ama ben hiçbir sorumlu kalmıyorum. Bunu da buradan söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu ilaçlarda çok püf noktalar var. Bunlardan da size bahsedeceğim. Bunu da her videoda bulamazsınız. Şu an gördüğünüz gibi kafeste ne yemlik var. Ne kalamar kemiği var. Ne gaga taşı var. Sonra kum yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunun özelliği akşamdan ne var ne yok toplamanız gerekiyor. Ne yem olacak ne su olacak ne kalamar taşı özellikle kalamar kemiği böyle kalsiyum barındıran şeyler e, ilacın etkisini çok ciddi oranda azaltıyor. E, yem yememesi lazım. Hayvanlarımız çünkü güne uyandığında ben suların önlerine dayayacağım ilaçlı sularını. Onlara yapışacaklar. <laughs> Umudum önünde e, çok çok ağır vakalarda çok çok ağır artık hayvan yerde Hani bir söz vardır kuşçuların arasında. Tünekte duran kuş iyileşir. Ama tünekte duramıyor yerde. O zaman şöyle elle besleme videoma bir göz atın derim şu köşeden. Şuraya koyuyorum. Elle besleme videomdaki şekilde besleyebilirsiniz. oranlar hakkında bir fikrim yok. Tekrar veterinere danışın. Ama elle beslemeyle de hayatlar çok kurtardım yani. Faydasını da görüyorum. Sonra e, Nilaks'ı sabah hazırladık. Şimdi bir litre suya bir gram koydum da ben burada iki kuşa nasıl bir litre su vereyim. Bunlar artanını kavanozda buzdolabında 5 günü geçmeyecek şekilde saklayabilirsiniz. Arkadaşlar. her gün taze bir şekilde 5 günü geçmeyecek bir tedavi uygulayabilirsiniz. Benim kafamdaki 3-4 gün. Çünkü gerçekten kuvvetli bir ilaç. bu ilaçların genelde çalışma mantığı antibiyotiklerin, antibakteriyellerin, antivirallerin. Yani bu tarz ilaçlar sizin hayvanınızda veya sizin veya bütün hayvanlar için söylüyorum insan da dahil bunu içinizdeki iyi kötü ayırt etmeden bütün tüm bulduklarını sopalar. Bir güzel sopalar her şeyi yok eder arkadaşlar. Sonra sıfırlandınız mı? Sıfırlandınız. Biz geliyoruz arkadaşlar burada probiyotik vitamin devreye giriyor. Bağırsaktaki kötü bakterileri öldürdük ama iyiler de öldüğü için probiyotiği dayıyoruz ilacın arkasına. Evet, bağırsaktaki iyi bakterileri tekrar yerlerine getirmiş oluyoruz. Çünkü bağırsakta iyi bakteri olmadıktan sonra bağırsak ikinci beyindir. Bağırsakta iyi bakteri olmadıktan sonra ağzınızda kuş tutun. O kuştan hayır gelmez. Neden? Çünkü bağışıklığı düşük oluyor. Ben şimdi bu elbisi iyileştirdim diyelim. Elbisi iyileşti. Aradan bir ay geçti. Probiyotik vermedim bağışıklığı düşük başka bir hastalığa bulaşacak. O yüzden amaç hastalığı iyileştirdikten sonra olabildiğince hızlı bir şekilde bağışıklık sistemini geri yerine getirmek. Ee, bu şekilde bir tedavi olacak. Ee, geceden hazırlığım bu şekilde. Ee, size yarın sabah ilacı verdikten sonraki durumları da aktaracağım. Elimden gelirse ki söz vermiyorum. Gün gün videolarını da çekmeye çalışacağım. Ne alemdeler. Siz bir kere daha şu dışkıyı göstereyim. Tedavi öncesi. Dışkı bu. İnce solucan gibi dışkı. Çok pis bir dışkı. Ciddi bir ishali de var. Bakın şurada mesela göstereyim. Böyle beyaz kağıtla incelemeniz her zaman daha iyi. Yani üreticiyken bunu pek yapamıyorduk. Bakın. Nasıl bir görüyor musunuz? Tez zamanda iyileşeceğini umut ediyorum. Ee, sabahleyin ilk işim 1 litre suya karışımın bakın. Malzemeleri de Elvis'in malzemeleri bunlar. Burada da muhabbet kuşumuzun malzemeleri var. Hacı Batı. Öyle ayırdım. Sonra onları da bir temizleyeceğim güzelce. Ee, şu yeşil kapta Karışımı hazırlayacağım. Sonra bir kavanoza kaldırıp dolaba. Birinci günden görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın sabah tekrar görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Saat şu an sabah 10. İkisi de biraz kızgın durumda bana. Aç oldukları için. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya 1 litre su koydum tam bir litre. İlacımızı da açtım. Tahmin edebiliyorum çünkü ellerim artık. Video çekerken bir şeyler yapmak çok zor geliyor. Şimdi burada hassas terazimiz var. Yani çok hassas olduğunu söyleyemem ama yani benim ellerimden daha hassastır. Çünkü çok göz kararıyla bir şeyler yapmak istemiyorum bu ilaç konusunda. Önce şu ölçü kabımızı bir tartalım. 3 gram diyor. Bir daha tartalım emin olmak için. 2, 3 gram. Şimdi bir gram alacağımız için 4 gram olması lazım kaşığı. 6, 5 çok oldu. Ya bence bu, bu da o az ya. Ha bu arada şu kavanoz da getirdim ki e, perfecto. Muazzam oranı yakaladık. Bunu arkadaşlar şöyle iyice karıştırın. Karıştır, karıştır, karıştır. Ha kavanoz da getirdim ki kavanoza koyup saklayabilirim yani hani bu bu kür için yani 3-4 gün kullanacağım demiştim ya şu an bunun arta kalanını kavanoza koyup ben orada 3-4 gün kullanabilirim buzdolabında saklamak kaydı ile ama gidip de bir sene saklarsanız o oh, o oh, sakat olur yani iyice bir çözülsün suda bir şey mi var ya ilaç dışında yok 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 bir şey var gibi. Yok. Yokmuş. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Kuşlara servis edeceğiz. Ben o sırada videoyu bir, bir iki dakika kapatabilirim hani suları doldurmak için. Size içerken içmeden size göstereceğim ama. Yani nasıl aç saldırdıklarını göstereceğim. Bu şekilde sizde yani bu ilaç içinde çoğu ilacı içirebilirsiniz. Evet büyük an geldi. Suları veriyoruz. Ha, çok önemli bir noktadan daha bahsedeyim. Eğer ben aynı şekilde şu an bu videoda ilerliyorsanız çok büyük bir şey söylemeyi unuttum. Sular kesinlikle musluk suyu olmayacak. Çünkü içinde klor olduğu için klor ilacın etkisini çok ciddi oranda azaltıyor. İçme suyu kullanın arkadaşlar temiz. Bakın şu an çıldırdı sultan papağanımız. Direkt küt yapıştı. Şimdi iç parazitleri düşünsün bakalım. 4-5 saat sonra yem verebiliriz yani. Ya ilacı içsin bir tuvaletini falan yapsın bir hele. Sonra yeme gelecek sıra. Merak etmeyin. Kimse hiçbir kuş kardeşimiz bir gün açlıktan ölmez. Hem de hiçbiri. Bu arkadaşımız da gördüğünüz gibi işte o bir daha gelir içeri yani ondan eminim. Bunlar çıkmak istiyor. Bir de açlar. <laughs> Neyse sularını bir güzelce içsinler. Yani böyle geceden bekleyip de yani su içmeme şansı çok az. O yüzden size de ilaç vermeden önce bu yöntemi öneriyorum mutlaka. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Size gelişmeleri aktaracağım. İkinci günden günaydın arkadaşlar. Gene sabah oldu. İlaçlı sularını verdim. Bu aşamada tek yapmam gereken sadece sulukları yıkamak, ilaçlı suyu vermek. Sonra birkaç saat sonra yemlerini vermek. Akşam hepsini geri almak. Sonra sabah tekrar aynı döngü yani. Şimdi dışkıda bakalım. Hani ben altlarını bir günlük değiştiriyorum. Bir değişiklik oldu mu diye bu görmek için. Bir derlenme toplanma olmuş mu? Bayağı olmuş. Ee, bakın şimdi. O harelenme gibi bir görüntü vardı ya. Şurada da mesela var. O oldukça azalmış. Dışkı böyle bir daha katılaşmış. O solucanımsı görüntü hala devam ediyor ama ihsali bayağı azalmış yani. Bu çok iyi. Zaten kuş daha hareketli bugün. İkinci gün bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi yarın sabah da ilacı kullanacağım. Ertesi sabah probiyotik. Yani bu kadar. Tedavimiz. Yarın sabah da size kısmını göstermeyi planlıyorum. Sonra bir de ertesi sabah probiyotikten sonra o kısmı <laughs> çok bekletmeyi düşünmüyorum yani bu probiyotik vitamin kullanacağım. Onun da videosu gelir isterseniz yorumlara yazarsınız. İşte ne probiyotik ne vitamin kullandın. Onu ayrı bir şekilde çekeriz yani o çok elzem önemli bir şey değil. Hani bir sürü probiyotik var. Ee, görüşürüz. Üçüncü günün Akşamından hepinize merhaba arkadaşlar. İlacımız tam tamına 3. gün oldu. Görüyorsunuz şu an. Kafesten kaçtı mı acaba diyorsunuz ama kaçmadılar. İyileştiler arkadaşlar. Başardık. Sultan Papağan'ım Elvis de şu an omzumda. Onun da keyfi gayet yerinde. Hacivat Elvis'i biraz darlıyor ama. ikisi de şu an buradalar. Sapa sağlamlar. Size... Kabarıklığının geçtiğini göstermek istedim. Şu an kaşındığı için kabarık duruyor olabilir. Ama kabarıklığı geçti. Sadece hafif e, çok hafif bir kırgınlığı kaldı. Ama iç parazitine döktü. Tamamen. E, şimdiki aşamada önemli bir nokta daha başlıyor. Bir dakika. Şu arkadaşları buralara koyalım. Geçer misin canım benim? Sen de yürü aşkım. Hadi güzel. Bunlar böyle kardeş kardeş kavga ederken kavga edecekler şimdi. Çok iyi tanıyorum. Elif şimdi sinirlenecek. İkisinin de keyfi yerinde olsun. Sağlığı yerinde olsun da arkadaşlar gerisi boş. Dışkıda baya bir toparlanma oldu. Ee, Elif evet gene bana geldi. Dışkıda baya bir toparlanma oldu çok ciddi. Ee, ya dikkatimi dağıtıyorsunuz ama ya. Şimdiki aşamada iç paraziti döktüler. 3 gün kullandık ilacı. Bunu 5 güne kadar çıkartabilirsiniz. Şimdiki aşamada bu arkadaş devreye giriyor. Bir S kutusu değişti. Eskiden benim videolarım var bununla ilgili. Detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Virkon buraya koyduk. Ee, bir litreye bir çay kaşığı civarında atıyorum. Yani çok ufak bir çay kaşığı değil. Bunu da hatırlayan arkadaşlar olur. Evet. Gekola'nın nem mağarasını ıslattım. Fıs fıs bu. Şimdi yemlere falan gelmesinde, kuşlara gelmesinde bir sakınca yoktu. Ee, bizzat kendim denemiştim. Hiçbir sorunda yaşamadım ama gene de ben yemlerini falan aldım önlerinden. Virkonet sadece şeye dikkat edin. Bitkiler için çok ölümcül diye biliyorum. Bitkilere baya ciddi zararlar verebiliyor. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Prize dikkat ederek. Gene elime geldiler. Kafama geldiler. Şöyle seni koyalım. Islanacaksın şimdi yoksa. Islanacaksın canım benim. Kavga etmeyin artık. Yemli de verecekler şöyle. <laughs> Ya bir bir koneş sıktırmadınız ya adama. Allah Allah sizin için uğraşıyorum ya. Hizmet var hizmet be. Şimdi prize dikkat ederek sizde hani böyle bir yer böyle bir priziniz varsa şu şekilde her yere hafif hafif gelse yeterli. Etrafında streç var zaten kafesimizin. Şöyle ahşap mobilyalara da doğru. Şey, ya al işte. Ben size ne dedim arkadaşlar? E şimdi öyle suçlu suçlu <laughs> parmağıma kuş geldi arkadaşlar. Bir video çektirmediniz ya. Yemliği de devirdiler zaten. Of her yer yem falan oldu. Şimdiki aşamada e, kafesi dezenfekte ettim. Bakın sizin gözünüzün önünde. Şimdiki aşamada canlar iki gün Probiyotik. Bakın bu olmak zorunda değil ama burada Mehmet abiye de selam olsun. Onun kendi ürünü. Bunu kullanacağım iki gün. Bunda Gervit V var. Bilindik, çok bilindik bir vitamin. Ya abi yapmayın ya. 2 <laughs> gün Gervit V kullanacağım. 2 günde bunu kullanacağım. Bu da karaciğer koruyucu. ilk şu sırayla gideceğim. İlk bu, sonra bu, sonra bu. Toplam 6 gün sonra. Bu bir tedavi değil kuşlarımın güçlenmesi için yapacağım bir şey. Ee, bunu mutlaka siz de uygulayın kendi kuşlarınızda. Sakın böyle bir ilaç kullandıktan sonra başta da söylediğim gibi ya bir şey olmaz falan filan deyip geçmeyin. Şu özellikle probiyotik e, herhangi bir marka olabilir ama sıvı olursa daha iyi olur. Tozlar pek verim elde edemiyordum ben. Ee, herhangi bir marka probiyotik mutlaka kullanın arkadaşlar. Hatta hiç bulamıyorsanız toz bile kullanın. Ee, vitamini de çok öneriyorum. Şu çok şart değil ama şu ikisi ikişer gün mutlaka kullanın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım kuşunuz sağlığına kavuşur en yakın zamanda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.